genel izleyici kitlesi için uygundur. Sonhavadis.com sunar. Güzel bir hafta sonu gününde işimiz sağlık programıyla tekrar karşınızdayım. Sağlık günlük hayatımızda hepimiz için önemli. Sağlığımızı daha iyi korumak için neyi doğru ve neyi yanlış biliyoruz? Hangi konularda daha duyarlı, hangi konularda daha bilinçli davranmalıyız? En iyi tedavi yöntemleri ve en yeni estetik yaklaşımlar nelerdir? Tüm bunları ve merak ettiklerinizi stüdyodaki uzman konuklarımla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok özel ve çok değerli misafirlerim var. Bakalım programa kimler katılıyor? Konuğum Akademik Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Zehra Neşe Kavak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizi tekrardan ayrılmaktan mutluluk duyuyoruz hocam. Ben de öyle. Çok sağ olun. Bugün Neşe Hocam'la çok önemli bir konu konuşacağız. Bütün kadınların problemi ve herkesi ilgilendiren bir problem. Bugün menopozu konuşacağız hocam. Menopoz ve menopoz dönemindeki doğru bildiklerimiz ve yanlış bildiklerimiz, bunları bir değerlendirmesini yapalım. Ve çok doğru bilgiler vererek insanları bilgilendirelim. Hocam bugün menopoz dediğimiz zaman büyük bir kitleyi kapsayan bir durum bu. Menopoz nedir hocam? Çok kısaca bir tanımlayalım. Ondan sonra neden meydana geliyor? Daha sonra da sohbetimize devam edelim. Şimdi Erhan Bey, Erhan Hocam, menopoz kelime anlamı itibariyle Latince kökenli bir kelime, menopoz. Son kez adet anlamına gelen, kelime anlamı bu, son kez adet. Aslında bizim halk arasında konum tarzı menopoza girdim. Evet. Aslında bunun doğru tabiri ben menopozdan sonrayım demek olacak. Ama halk arasında her zaman menopoza girdim şeklinde bir deyiş var. Menopozu biz 3 döneme ayırıyoruz. Bunun bir öncesi var. Evet. Premenopoz, menopoz son kez adet görme ve postmenopoz dediğimiz menopoz sonrası dönem. Şimdi menopoz neden özellikle son yıllarda ya da son 10-15 yılda önem kazandı? Çünkü insanların ortalama ömrüne baktığımız zaman bundan 100 yıl önce insanların maksimum ortalama ömrü dünyada 55, maksimum 55 yaş civarı. Ama şimdi ortalama ömür, Türkiye istatistiklerine baktığımız zaman kadınlarda 78-80, Amerika'da 85 kadınlarda ortalama ömür. Yani bundan 100 yıl önce kadınlar menopoza girdiği zaman ölürken, şimdi menopoza girdikten sonra bir 30 yıl daha menopoz sonrası dönemde yaşıyorlar. 30 yıl, ortalama 30 yıl uzun bir dönem. O zaman bu 30 yılı, takribi 30 yılı nasıl daha verimli, nasıl daha aktif, nasıl daha sağlıklı geçireceğiz? Bu bağlamda bu sorular artık günümüzün önemli soruları. Ve kadınlarımızı bu çağda, menopoz sonrası dönemde biz sağlıklı tutmak zorundayız. Ne yapacaklar, hangi ilaçları kullanacaklar, diyetlerine nasıl dikkat edecekler, işte spordu, aktiviteydi, bunlara nasıl bakacaklar, Alzheimer'dan bu dönemde nasıl korunacaklar, hormon kullanacaklar mı, kullanmayacaklar mı? Tabii bu sorular artık modern tıbbın, modern kadın doğum biliminin ilgi alanında en üst seviyelerde. Yani bu araştırılması ve uzman desteğiyle geçirmesi gereken bir dönem. Kesinlikle. Şunu sadece sormak istiyorum hocam. Menopoz bir hastalık mıdır? Çünkü o şekilde algılama durumu da olabiliyor. Bunun öyle olup olmadığını bir uzman gözüyle siz bize bir anlatın. Bu bir fizyolojik bir süreç ama işte bir olumsuz bir durum gibi lanse edilebiliyor bazen. Menopoz bir hastalık değil. Menopoz hayatın dönemlerinden bir tanesi.
Nasıl çocukluk? Gençlik. Gençlik. Ya da erişkinlik. Bunların hepsi hayatın bir dönemi ise, menopoz da bu dönemlerden bir tanesi. Nasıl çocukluktan gençliğe geçerken bir takım ruhsal değişiklikler, işte isyankarlık, depresyon eğilim vesaire gibi toplumla uyuşmazlık gösteren bazı değişiklikler psikolojik olarak ortaya çıkıyorsa, menopozda da bir takım şikayetlerin ortaya çıkması son derece normal. Çünkü vücutta hormonal değişiklikler oluyor. Yine hormonlara geldi. Nasıl çocukluktan gençliğe geçerken hormonal değişiklikler oluyor vücutta, genç kızın vücudunda hormonlar pik yapıyor, vücudu değişiyor. Menopozdan sonra da bunun tersi oluşuyor. Azal, o hormonlar geriye gidiyor. Buna bağlı olarak vücudun ve psikolojik olarak verilen bir takım ters tepkiler, ters reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsi doğal bir süreç. Ama eğer bu şikayetler çok fazlaysa, menopoza giren bir hanım, en fazla görülen şikayetler sıcak basması, fenalık hissi, işte mood değişiklikleri, huy değişiklikleri, depresyona eğilim, gece uyuyamama, terleme. Bunlar eğer kadını hayattan alan, yaşam konforunu bozacak şekilde ağır derecede seyrediyorsa, bu durumda bu olayın tedavi edilmesi lazım. Ama bazı hanımlara da bakıyoruz, bu menopoz süreci hiç böyle sancılı değil. Menopoza girdiğini bile anlamıyor. Adetten kesildim, sonra hiçbir şey olmadı. Yani böyle geçirenler de var. Genellikle içe kapanık, sosyal bağlantıları daha zayıf ya da çalışma hayatında ağır yükler yüklenmiş olan, stresi çok fazla olan hanımlarda menopoz şikayetinin daha fazla olduğunu görürken, çok sosyal, dışa dönük, aktif, kendine zaman ayıran hanımlarda menopoza bağlı şikayetlerin daha az, aynen, daha az oranda göründüğünü görüyoruz. Yaş olarak hocam peki ülkemizde menopoz yaşı standart bir yaş mı? Yoksa kişiden kişiye bir esneme gösterebiliyor mu? Ya da dünyaya kıyasla yaparsak hangi yaşlarda bu menopoza girme ya da menopozun olduğu yaş hangisi? Normal kabul ediyor diye. Evet, şimdi dünyada ortalama menopoz yaşı 49,5-50 olarak kabul ediliyor. Aslında Türkiye istatistikleri de bununla uyumlu. Yani Türkiye'de de kadınlar genellikle 49-50 yaş civarında menopoza giriyorlar. Ama bir kadın 40 yaşından önce menopoza giriyorsa, ki bu günümüzde sık görmeye başladığımız bir durum, buna biz erken menopoz diyoruz. Bu farklı bir antite, farklı bir durum. Ama ortalama menopoz yaşı 49,5-50. Eğer bu yaşta adetten kesiliyorsanız ve bir daha adet görmüyorsanız, bu artık menopoza gidilmiş olarak kabul edilebiliyor. Fakat burada da bir kritik bir süreç var. Erhan Hocam, onu belirtelim. Son kez adet gördükten sonra kesin menopoz sayılabilmek için bir yıl adet görmeme gibi bir durum var. Yani adet göreceksiniz, ondan sonra bir yıl adet olmayacak, o zaman biz kesin menopoza girdiğini kabul ediyoruz. Şimdi adet gördünüz, 2 ay sonra bir adet daha, 3 ay sonra bir adet daha, bu durum menopoz değil. Bu genellikle o yaşlarda premenopoz, menopoz öncesi dönemin belirtileri olarak kabul edilebilir. Tabii altta yatan bir neden yoksa. Dediğim gibi yani menopoza girdikten sonra bir yıl kesin kanamasız bir dönem geçirmek menopoz tanımı için önemli. Ama tabii bu dönemde hamile kalmayacaklar diye bir durum yok. Evet, işte onu soracaktım. Çünkü çok da az olsa hamile kalma durumu oluşabilir. Son kez adet gördünüz, bir yıl korunmasız ilişki doğru değil. Eğer korunmak istiyorlarsa bu dönemde yine dikkatli olmaları gerekli. Çünkü tesadüfi olarak bir yumurtlama olayı görülebilir ve hamile kalma durumu ortaya çıkabilir. Bu bir yalancı menopoz gibi bir şey mi değerlendiriliyor hocam bu dönem? Ya da bir tamamlanmamış menopoz gibi mi? Hayır. Şimdi menopozu son adet diye kabul edersek kelime anlamını, evet, tam menopoza girdim anlamını kazanması için bir yıl kesintisiz kanamasız dönem geçirmek gerekiyor. Yoksa riskli bir dönem aynı zamanda. Hamile kalınabilir o anlamda söyledim. Peki hocam, bu dönemi daha rahat atlatmak için beslenmeye nasıl dikkat edecek hanımlar? Şimdi tabii menopoz sonrası dönemde vücutta bir takım
sistematik değişiklikleri olduğu için hanımların da bu döneme kendilerine uyum sağlamaları gerekli. Mesela halk arasında çok yaygın bir tabir var. Menopoz eşittir 5 kilo. Yani bu işte çok kilo alma durumu da var, evet. Evet, çünkü metabolizma yavaşladığı için buna bağlı olarak vücutta kilo almaya doğru bir eğilim ortaya çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Biz bu döneme girdiğimiz zaman vücudumuzu, yediklerimizi, aktivitelerimizi, fiziksel aktivitelerimizi menopoz sonrası önceki dönemdeki gibi değil, menopoz sonrası döneme göre adapte etmemiz lazım. Gerekiyor. Ona ne yapacağız? Yaşam tarzı gerekiyor. Evet, ne yapacağız? Diyetimizi mümkün olduğu kadar kalori kısıtlamasına gideceğiz kilo almak istemiyorsak. Özellikle hanımlara tavsiyemiz, yürüyüş bu dönemde çok önemli, tempolu yürüyüş. Yoga, pilates gibi uzun vadede 60-70'li yaşlara kadar yapılabilecek sporları hayatlarına koymaları. Çünkü bu tür sporlar hem onların ruhsal durumunu, ruhsal değişiklikleri iyi karşılamalarında yardımcı olacağı gibi aynı zamanda kemik erimesi, işte kardiyovasküler hastalıklardan korunmak anlamında da bu dönemde çok önemli. Yani tempolu yürüyüş, haftada 3-4 gün 45 dakika. Haftada hiç olmazsa 2 kez yoga ya da pilates türü aktiviteler ya da sevdikleri başka bir spor. Ne bileyim, bisiklete binmeyi de olabilir. Ne istiyorlarsa. Önemli olan hareket. Önemli olan hareket ve ben özellikle hanımlara şunu tavsiye ediyorum. Herhangi bir aktivitenin ya da sporun devamlı ve uzun vadede olması için değiştirerek yapın ve sevdiğiniz bir şeyi yapın. İlla ki spor salonlarına gidip aletlerin üzerine çıkıp kendinizi zorlamaya ihtiyaç yok. Bunu sevmiyorsanız bunu yapmayın. Dışarıda temiz havada yürüyün. Bunu seviyorsanız evet, bunu yapın. Ve de değiştirerek yapın. Ne bileyim, 2 ay yürüyün, 2 ay bisiklete gidin. Binin gibi. Ne demek istediğimi anlatabildim tabii, tabii. mi? Yani. Eğer değiştirerek yaparsak araştırmalar gösteriyor ki bu tür aktiviteler, spor aktivitelerinin ömrü daha uzun oluyor. Bu önemli. Evet. Peki hocam, bu uzun bir süreçten bahsettik. Yani bir 30 yıllık bir süreç. Peki burada bir vücuttaki değişiklikleri tolere etmek için bir takviye, bir vitamin takviyesi, bir mineral takviyesi ya da kalsiyum takviyesi ya da başka bir takviye almak uygun mu, doğru mu? Bu konuda ne diyorsunuz? Kesinlikle. Zaten yılda bir kere bu dönemde muhakkak mamografi, meme ultrasonu, rutin kan tahlilleri, kolesterol, karaciğer, B12, D vitamini vesaire, tiroid, bunların hepsine, insülin direnci, bunların hepsine bakılması gerekli. Rutin check-up'larını ihmal etmeyecekler ve jinekolojik check-up'larını da, simür testlerini vesaire ihmal etmeyecekler. Yani menopoza girdim, benim artık bu işlerle alakam kalmadı gibi bir görüş kesinlikle çok yanlış. Çünkü biliyoruz ki kronik hastalıklar, bir takım malign hastalıkların başlama süreci bu yaşlardan sonra ivme kazanabiliyor. Bu bağlamda yıllık kan tahlillerinin, mamografi, meme ultrasonu gerekirse 2 yılda bir, kemik yoğunluğu ölçümlerinin evet, kemik yapılması yoğun. Çok önemli. Çünkü menopozdan sonra biliyoruz ki kemiklerde östrojenin düşmesiyle beraber erime süreci hızlanıyor. Demek ki bunların önüne geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Bu aktiviteden bahsettik. Tabii, kesinlikle. Evet. Fiziksel aktivite çok önemli. Kemik yoğunluğunu formda tutabilmek için. Bunun haricinde magnezyumu hayatlarına koymaları lazım. Magnezyum alımını. Yalnız magnezyumun da biliyorsunuz 4-5 çeşidi var. Bunu doktorlarıyla konuşup bir tanesini sabah, bir tanesini akşam, uyku vereni akşam, diğerini sabah almak tarzında. Vitamin D seviyesini 50'nin üzerine tutmak menopozdan sonra çok önemli. D vitamini evet. seviyesi eğer 50'nin üzerindeyse menopozdan sonra, bu sizi hem meme kanserine karşı hem kemik erimesine karşı, ki meme kanseri kadınlarda en fazla çok görülen geldim. Kanser türü, koruyuculuğunda büyük önem taşıyor. Vitamin D, magnezyum seviyemizi maksimumda tutacağız. Bakın, eskiden kalsiyum derdik. Bu kadar kalsiyumun üzerine durmuyoruz artık. Çünkü damarlarda bir takım yan etkilere sebebiyet verebiliyor. Bunun yanında günde 2 kase yoğurt, 1 kefir tarzı kalsiyumdan zengin gıdaları diyetimize koymak, taze sebze, taze meyve, mümkün olduğu kadar katkısız ürünler kullanmayı, evde pişmiş yemek yemeye, dışarıda yemek değil, evde pişmiş yemek yemeye
gayret etmek, işte sebzemizi, meyvemizi, etimizi mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde tutmak. Bu menopoz sonrası dönemde hem kilo almamak hem de genel sağlığımız açısından önem taşıyor. Bir sağlıklı bir yaş almakla beraber bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce bahsettiniz hocam, bu dönemde de bazı onkolojik rahatsızlıklar da başlayabiliyor. Bu bağlamda peki bu konuda neye en çok dikkat etmek gerekiyor? Daha sık taramaya mı girmek lazım, bahsettiniz biraz önce, ama yani özellikle onkoloji açısından bu risk bir durum mu ya da bunu nasıl bir takibini yaparsınız? Benim hanımlara tavsiyem, menopozla beraber yılda bir kere jinekolojik muayene şart. Çünkü jinekolojinize gittiğiniz zaman rutin kadınlarda görülebilecek, en sık görülebilecek bir takım hastalıkları hemen elimine edebiliyorsunuz. Yılda bir kere jinekolojinize gidip rahim ağzı, yumurtalıkların durumunu görmek, simir testi yaptırmak gerekirse 2 yılda bir, eğer hepsi düzenli gidiyorsa. İşte HPV testini gerekirse yaptırmak. Bunun haricinde ultrason da yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Jinekolojik ultrason, vajinal ultrason. Kan tahlillerine bakmak, kolesterol, karaciğer, vitamin D, B12, magnezyum, hücre içi magnezyum ne seviyede, insülin, evet, insülin direnci, bunlar varsa bunları elimine etmek. Kemik yoğunluğu 2 yılda bir. Bu önemli. Yapılması gerekiyor. Mamografi de gerekirse yılda bir, hasta türüne göre artık. Eğer meme dokusu çok yoğunsa ya da ailede risk faktörü var. Bir risk faktörü varsa o durumda yılda bir, yoksa risk faktörü, her şey yolundaysa da 2 yılda bir araya ultrason koyarak rutin check-up programını oluşturmak bu bağlamda önemli. Eğer bunları yaparsanız zaten olayın %55-60'ını elimine etmiş oluyorsunuz. Geriye pek bir şey kalmıyor. Hocam bir de son olarak yaşla ilgili gene tekrar bir şey sormak istiyorum. Özellikle annenin yaşıyla kızların yaşlarında menopozda başlangıç yaşı olarak aynı olma durumu var mı? Ya da benzerlik olabilir mi? Ve şu, geç girmek, menopoza geç girmek bir avantaj mı bayanlar için? Şöyle, menopoz yaşı genetik bir eğilim taşıyor. Evet. Yani anneniz, teyzeniz, yakın kadın akraba, ablanız menopoza erken girdiyse sizin de menopoza erken girme riskiniz var. Bu bağlamda erken menopoz hikayesi ailede olanların 35 yaşından sonra alert olması lazım. Eğer çocuk falan düşünüyorlarsa bunu çok ileriye bırakmasınlar. Bu önem taşıyor. Yani menopoz yaşının bir genetik tandansı, genetik eğilimi var. Bunun haricinde diğer sorunuz? Bir de menopoza geç girmek daha avantajlı. Menopozlar ne kadar, tabii ne kadar adet görürseniz hormonlarınız o kadar canlı, o kadar ayaktasınız. Yani bunun genel gençlik durumuyla ilgili kötü bir tarafı yok. Ama işte doğa öyle bir dengelemiş ki aslında Erhal Hocam. Bir yandan bu şekilde iyi derken de işte bu kadar sürede östrojen hormonuna ya da hormonlara maruz kalmak bir takım hastalıkları da tetikleyebiliyor. Tabii. Şimdi mesela endometriyum kanserinin ya da rahim içi kanserin risk faktörlerine baktığımız zaman işte çok erken menar, çok erken adet görme, geç menopoz gibi bir takım risk faktörleri de var. Yani bu işler biraz terazi. Denge, bir yandan yararlı etkileri varken bir yandan da zararlı etkileri ortaya çıkabiliyor. Yani her şeyin optimumu ideal. Yani şunu da son olarak söyleyelim hocam. Bu dönemi mutlaka bir uzman kontrolünde takip etmek ve doğru ve sağlıklı bir şekilde geçirmek için takip çok önemli. Ve doğru uygulamaların yapılması, doğru beslenme, doğru hareket, doğru egzersizler, bunun sonucunda sağlıklı bir yaş almak bizim için mümkün olacak. Bu menopoz sonrası, bu uzun dönemi keyifli, mutlu, kendinizle ve hayatla barışık, sosyal ortamınızla barışık geçirmek için dikkat edeceğiz biz hanımlar kendimize. Diyetimizi dengeli yapacağız, sporumuzu dengeli yapacağız, sporu hayatımıza koyacağız. Hareketli olacağız. Hareket, başka çaresi yok. Neşe Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tüm sorularımızı içtenlikle cevapladınız. Çok doyurucu bilgiler verdiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi tanıdık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Son
sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Şimdiki konuğum genel cerrahi uzmanı operatör doktor sayın Fikret Düşünceli. Fikret hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Erhan hocam. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Bugün Fikret hocamla meme kanserini konuşacağız. Sohbete başlamadan önce hocam sizi çok kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra ihtisasıma da yani genel cerrahi uzmanlığına da yine Marmara Üniversitesi'nde devam ettim. Daha sonrasında da yine Marmara Üniversitesi'nin vakfı olan bir akademik hospital özel diye İstanbul'da olan bir hastanede genel cerrahi uzmanlığı alanında bütün görevimi devam ediyorum. Halen de oradayım. Hocam, meme kanseri dediğimiz zaman, bugün konumuz bu. Kanser zaten günümüzde maalesef çok yaygınlaştı. Ama bayanlarda da en yaygın olan, en çok olumsuzluklar yaratan da meme kanseri. Meme kanseri dediğimiz zaman hocam yaygınlığını ve bunun sıklığını ülkemizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, özellikle meme kanseri dediğimiz zaman kadınlarda en sık rastlanan kanser. Genellikle bir kadının ömrü hayatı boyunca yaklaşık olarak 8'de 1 oranında meme kanserine yakalanma ihtimali var. Hep böyle yakalanma vesaire falan diye anlatıyoruz. Belki biraz aslında terminolojide şey ama fakat şundan korkmamak lazım. Kanser dediğimiz zaman akla hiçbir zaman için sevimli gelmiyor zaten. Ama meme kanserinin şöyle bir ayrıcalığı var. Birincisi meme dokumuz dediğimiz organımız aslında vücudun dışında yer alan bir organ. Dolayısıyla da kanserin veya kanser gibi olacak kötü huylu hücreleri daha öncesinden tanımak mümkün. O yüzden de hem tanısı daha kolay, hem erken tanı konduğu zaman tedavisinde çok başarılı sonuçlarımız var. Dolayısıyla aslında meme kanseri deyince korkmamak lazım. Ama tabii bunun için yapılması gereken bazı şeylerimiz var. Her kanserde nasıl ki erken tanının önemli olduğunu söylüyoruz, meme kanserinde de erken tanıyı sağlayabilmemiz, erken tanı koyabilmemiz için bazı şeyleri yapıyor olmamız lazım. Nereden başlıyoruz hocam bu teşhisi şimdi? Yani ilk önce vücudumuzu tanıyacağız değil mi? Tabii. Önce vücudumuzu tanıyacağız. İkincisi hiçbir şekilde kendi vücudumuzdan veya hastalıklarımızdan korkmayacağız. Çünkü bir şeylerden korkarak bunu ötelemenin, ertelemenin bize bir faydası yok. Tam tersine zarar. Dolayısıyla da meme kanserinde genel kabul edilmiş görüş 40 yaşın üzerinde kadınların aslında bir rutin incelemede olmaları. Bu rutin inceleme dediğimiz zaman da genelde yapılması gereken iki tane şey var. Birincisi yıllık olarak bir genel cerrahi uzmanına giderek aslında bir meme muayenesi olması. Evet. İkincisi de mamografi yapılması. Hep burada birbirini tamamlayan şeyler olduğu için bunlardan bir tanesini eksik yapmamak lazım. Çünkü şöyle şeyler bizim başımıza günlük uygulamada geliyor. Mamografisini çektirmiş, mamografisinde bir şey yok denince hiçbir doktor tarafından muayene edilmemiş. Devam edip gelmiyor. Dolayısıyla bunun şöyle bir dezavantajı var. Maalesef tıpta hiçbir şey %100 değil. Mamografi dediğimiz tetkikte aslında bir radyolojik görüntüleme ve bunun da aşağı yukarı doğruluk olanı %93 civarında. Dolayısıyla %7 civarında radyo opak olmayan yani mamografide görünmeyen meme tümörleri olabilir. Dolayısıyla da mamografinin temiz olması veya mamografide bir şey gözükmüyor olması sizi %100 anlamda kurtarmıyor. Bunu meme muayenesiyle beraber desteklediğiniz zaman %99'un üzerinde bir doğruluk oranına erişme şansınız var. Tabii mamografinin de bazı dezavantajları var. Bunlardan bir tanesi mamografinin belli bir yaşın üzerinde çekilebiliyor olması. Daha doğrusu aslında daha öncesinde de çekilir ama bir anlam teşkil etmiyor. O yüzden ultrasonla veya gerekirse bazen meme MR ile de bunu desteklemek gerekebiliyor. Bu da teknolojide çok önemli değil mi hocam? Doğru. Şimdi, tabii, yani çünkü değişik teknolojik aletler, teknolojik ürünler, değişik Tesla'lar vesaire çıktı şimdi. Doğru. Ve bunların tabii teşhiste kolaylığı da çok daha fazla fayda sağlıyor. Doktora çok faydası var. Tabii dolayısıyla hastaya da faydası var. Yani teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Doğru. Peki en çok hangi şikayetten geliyor hastalar hocam size? Şimdi şöyle, meme kanserinin hastaların aslında korktuğu gibi bir şeyi yok. Çoğunlukla hep kanser dediğimiz şey sinsi bir hastalık. Dolayısıyla da ağrısız kitle şikayetiyle geliyor genellikle, evet, tanıda.
Dolayısıyla da hastalar genellikle hep işte benim göğsüm ağrıyor, benim memem ağrıyor vesaire falan diye korkuyorlar ama meme kanserinde biraz daha farkındalığın altında yatan sebep bu. O yüzden aslında taramaların yapılmasını evet, öneriyoruz. Taramanın önemi çok çünkü önemli. Çünkü siz kendinizi muayene etmediğiniz sürece, siz gidip de rutin tetkiklerinizi yaptırmadığınız sürece bunu belli bir aşamaya gelmeden tespit etme şansınız maalesef yok. O yüzden de 40 yaşın üzerine geçtiğiniz zaman mamografi diyoruz. Mamografi bazı hastalarımıza çok böyle antipatik geliyor. Antipatik gelmesinin sebebi de şu, bizim göğsümüz ya da meme dokumuz 3 boyutlu bir organ. Dolayısıyla halbuki röntgen çektiğiniz zaman bu 2 boyutlu bir ortama taşınıyor. Bunu yapabilmeniz için de göğsü hem yukarıdan aşağıya hem de sağdan sola sıkıştırarak aslında göğsü 2 boyutlu bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu da kadınların biraz canını yakıyor. Dolayısıyla da mamografi yerine başka bir şey yaptırsam olmaz mı? MR çektirsem daha iyi değil mi? Ultrasonla yetmiyor mu diye soruyorlar. İşte aslında işin en önemli şeyi burada. Mamografi çok basit bir yöntem olmasına rağmen henüz kitle olmadan bir meme kanseri gelişimini gösterebilecek şu anda yegane görüntüleme yöntemi. O zaman meme taramalarında bunların da yapılmasında fayda var. Aynen öyle. Peki hocam. Erken teşhis diyoruz, hı hı. Hayat kurtarır. Hı hı. Meme kanserindeki evrelemeler nelerdir? Yani bu başlangıç evremesi, birinci evreyle son evre arasında tabii çok büyük farklar var. Doğru. Ona göre de bir tedavi yaklaşımı da ona göre daha farklı olabiliyor. Aynen öyle. Biraz tedaviden de bahsedelim. Şimdi şöyle, tedavide ana seçeneğimiz her zaman zaten bir cerrahi olarak çıkıyor. Fakat eski dönemlerde yapılan daha böyle agresif veya daha büyük cerrahiler vardı. Yani o bölgedeki memenin tamamını çıkartmak, koltuk altındaki lenf bezlerinin tamamını çıkartmak, hatta biraz daha evveliyatına gidecek olursak o bölgedeki kas tabakalarını da çıkartmak. Çünkü açık cerrahiyle bir de. Evet. Yani o zamanki inanış şu, ne kadar geniş bir işlem yaparsak nüksü daha az olur, hastaya daha fazla fayda sağlamış oluruz diye bir inanış vardı. Fakat görülüyor ki bunun gerçek olmadığı anlaşılıyor. O yüzden de gittikçe daha az invaziv, bizim minimal invaziv dediğimiz, daha küçük dokuyu sakrifiye ederek yani feda ederek bu hastalığın önüne geçmek mümkün. O yüzden de erken teşhisin böyle bir faydası da var. Çok daha sınırlı bir cerrahi yaparak kozmetik sonuçları daha iyi şekilde, nekat dönemleri daha kısa şekilde artık meme kanserlerini tedavi etmemiz mümkün. Evrelerden bahsettiniz. Genelde bir kanser için toplamda 4 evre saymak mümkün. Evre 1 dediğiniz her tümör için geçerli bu. Evet. Daha erken evrede olan, herhangi bir yere yayılmamış, bir organın içerisinde olan, bir bulgu vermemiş genellikle bir hastalıktan bahsediyoruz. Çoğunlukla da bunlar işte böyle radyolojik görüntülemelerle, elime gelen kitlelerle vesairelerle falan bazen tesadüflerle de bulunuyor. Bazen de tesadüflerle olan şeyler. Evre 2 dediğiniz zaman hala o organın içerisinde ama lenf bezlerine henüz yayılma göstermemiş tümörler. Evre 3 tümörler dediğinizde meme bölgesinden bahsedecek olursak o bölgenin koltuk altındaki aksilla dediğimiz lenf bezlerinde tümörün yayılması. Evre 4 dediğimiz zaman da genel tüm tümörler için bulunduğu organın dışında başka bir yere sıçramış, yayılmış ya da tıbbi adıyla metastaz yapmış olması demek. Dolayısıyla tabii ki evreler arasında çok fark var. Evre 1 bir tümörde %90'ların üzerinde başarı şansınız varken evre 4 tümörlere geldiğinizde bu %20'ler, %25'ler mertebesine inebiliyor. Düşebiliyor. Peki cerrahi seçenek kullanmak zorunda kaldığınız zaman, tabii biraz önce de bahsettiniz, daha geniş, daha büyük cerrahiler yapılıyordu. Günümüzdeki cerrahi yöntemleri konuşalım hocam. Evet. Yani bu hangi, daha çok laparoskopik tarzı çıktı şimdi sizin yeni uygulama yöntemleri veya robotikler çıktı. Daha teknolojiyi kullanacağız dedik biraz önce. Bunların bir gelişimini de birazcık anlatalım. Şimdi şöyle, teknoloji tıbbın içerisine çok girdi ve de aslında en faydalı kullanılabilen alanlarından bir tanesi. Başka şeylerle ortaya çıkmış teknolojilerin tıbba uyarlanması da mümkün. Meme'de elimizde olan teknolojilerde şöyle şeyler var. Az önce anlattım ya, daha önce çok daha majör cerrahiler, tabii, büyük cerrahiler yapıyorduk. Şimdi ise meme açısından bakacak olursak, memenin içerisinde sadece kitlenin etrafında sağlam sınırlarla çıkartmamız mümkün. Artı koltuk altında da eskiden tüm lenf bezlerini çıkartır iken şimdi özel bir boya ve bunun yanında radyoaktif madde enjeksiyonu sonrasında
koltuk altınızdaki lenf bezlerinde hangisine tümör dokusunun gittiğini anlayabilecek durumdayız. Dolayısıyla da buradaki hareket tarzımız şu oluyor. Sizin memenizdeki tümörün içerisine verilen özel maddelerin koltuk altında yayılımlarına bakarak koltuk altındaki lenf bezine bir yayılım yoksa geri kalan tüm koltuk altındaki aksilladaki lenf bezlerini çıkartmak zorunda kalmıyoruz. Evet. Dolayısıyla da bu da hastaya çok büyük konfor yaratıyor. Çünkü koltuk altındaki lenf bezlerinin alınmasının şöyle bir dezavantajı oluyor bize. Vücudumuzdaki savunma mekanizmalarından bir tanesi lenf istasyonları, lenf bezleri. Ve bunlar vücudumuzdaki lenf akımını toplayıp emen organlar, dokular. Dolayısıyla siz gereksiz yere buradaki dokuları aldığınız zaman kolda şişmeler, kolda kuvvet kayıpları vesaire gibi eskiden çok daha rastladığımız olumsuzluklar oluyordu. Şimdi o sentinel lenf nodu biyopsi dediğim az önce anlattığım teknikte sadece giden lenf bezinin tümörle ateke olmuş, tümör tarafına infiltre edilmiş şeyi çıkardığınız zaman patoloğa gönderiyorsunuz ameliyat esnasında. Evet. Ameliyat esnasında gönderdiğiniz patolog bunun eğer bir tümörle yayılmadığını gösterirse başka diğer lenf bezlerine çıkartmak zorunda kalmadan ameliyatı çok daha kısa, çok daha kısıtlı, çok daha minimal bir şekilde halledebilmiş oluyorsunuz. Tabii nekat dönemi de tabii daha kısa oluyor. Aynen öyle. Bir gün sonrasında hastayı taburcu ediyorsunuz, koluyla ilgili bir problemi olmuyor. Memenin tamamını çıkartmadığınız için o organın içerisindeki olacak komplikasyonlar da az oluyor. Hasta da konfor açısından ve kozmetik açısından sonuçta çünkü meme dokusu dediğiniz kadınlar için önemli. Bir doku. Kozmetik olarak da kendilerini iyi hissetmeleri adına önemli bir doku. O yüzden hastaların kendi psikolojisinin iyi olması açısından da erken teşhis ve de küçükken müdahale edebilmek bizim açımızdan da tercih edilen yöntem. Kesinlikle. Bir de Fikret Hocam, operasyonlar bazen ışın tedavisiyle ya da kemoterapi ile kombine bazen yapılabiliyor. Hı hı. Bazen ameliyattan sonra bu ışın tedavileri verilebiliyor. Hı hı. Ya da tam tersi olabiliyor. Hı hı. Buna nasıl karar veriyorsunuz? Bunun süreci nasıl işliyor? Eskiden az önce siz de söylediniz zaten teknolojinin veya gelişmenin etkisinin tıpta faydası çok fazla. Eskiden daha sınırlı bildiğimiz patoloji sonuçlarıyla hastalara ya memesini koruyacağımızı veya memesini tamamını alabileceğimizi söylüyorduk. Ve genellikle kemoterapi veya radyoterapi hemen her zaman ameliyattan sonra yapılıyordu. Fakat şimdi ise altta daha böyle immün reseptörler dediğimiz özel boyama yöntemleriyle bildiğimiz bazı gerçeklerde daha biyopsisi yapılmışken tümörün içermiş olduğu dokunun bazı kemoterapiye veya radyoterapiye vereceği cevapları önceden bilme şansımız oluyor. Dolayısıyla da İlk yapılan iğne biyopsisinden sonra, burayı belki biraz daha önce söylemek gerekirdi ama bütün tümörlerde, bu meme dışındaki olan tümörlerde de muhakkak surette doku tanısı olması gerekiyor. Evet. O yüzden hastaların göğsünde bir kitle çıktığı zaman şüpheli de olsa iğne biyopsisi yaptırmaktan çekinmemeleri lazım. Hep akıllarda şöyle bir şey oluyor. İğneyi değdirirsek, bıçağı değdirirsek buradaki tümör yayılır mı, çoğalır mı diye. Evet, bir böyle bir şey var. Hurafe. Bunun bir gerçekliği maalesef yok. Dolayısıyla da muhakkak suretle biyopsi sonucunda artık o tümör dokusunun hangi ilaçlara, kemoterapiye, radyoterapiye önceden alınması gerekiyor mu, gerekmiyor mu ya karar verme şansımız ve bilgimiz artık mevcut. Dolayısıyla buna göre karar veriyoruz. Önce mi alacak, sonra mı alacak? Sonra mı alacak? Ona göre de sağlıklı bir süreç devam eder. Evet. Takibi nasıl yapıyorsunuz hocam? Gerçi siz bir cerrahi kısmındasınız bu işin biz ama. Biz çoğunlukla cerrahi kısmındayız sizin... ama şöyle söyleyeyim. Zaten evre bir tümörle karşılaştıysanız ve cerrahisini yaptıysanız genellikle normal takiplerinizi yapıyorsunuz yılda bir sefer. Ama pek fazla da bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ama çoğunlukla hep onkologlarla artık evet. Ve radyasyon onkologlarıyla beraber çalışıyoruz. Onların girişimsel uygulamaları da var. Tabii. O da beraber bir çalışma durumu olur. Aslında meme hastalıkları dediğiniz şöyle bir ekipten oluşuyor. Bir tanesi bunun meme takiplerini yapan, mamografilere, ultrasonlara bakan bir radyolog arkadaş. Bunların girişimsel radyolojiyle biyopsilerini yapan bir radyoloji evet. Doktoru arkadaşımız. Genel cerrahi ekibi meme ile ilgilenen. Ve de bunların dışında da bir radyasyon onkolo ve normal onkolo. Çünkü kemoterapi veya ışın tedavisi gerekecekse bu ekibin ortak takibi, bu ekibin ortak çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Yani multidisipliner yaklaşım. Multidisipliner bir yaklaşım. Evet. Fikret Hocam şimdi meme kanseri dediğin zaman yani bu sanki sadece kadınlarda oluyormuş gibi bir düşünce var. Fakat erkeklerde meme kanseri
mümkün mü? Görünüyor mu? Görünme mümkün. Durumu var mı? Erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Ama kadınlarla karşılaştırdığınızda %1 daha, yani %1 oranında falan ancak gözüküyor. Yani 100 tane bayana karşın bir tane erkekte ama falan gene gözüküyor. Gene de yüksek oran hocam. Gene yani. De yüksek oranda. Eskiden hep şöyle inanılırdı. Erkekte olduğu zaman daha agresif seyrediyor gibi algılanırdı ama gösterilmiş ki evre evre karşılaştırdığınızda erkeklerdeki meme kanseri de hemen hemen aynı şiddette veya aynı prognozda gidiyor. Ama nadir olarak erkeklerde de evet meme kanseri ameliyat yani ettiğimiz bir, oluyor. Yani bir cinsiyet farkı gözetmeksizin bu illet herkeste. Bu illet herkeste olabilir. Herkeste olabiliyor. Yaş olarak hocam en çok hangi yaşlarda görebiliyorsunuz bunu bayanlarda? Şimdi şöyle o aslında 40 yaşındaki mamografinin insidansı veya mamografi yaptırma gerekliliğin aslında sihirli bir şeyi yok. Ama gösterilmiş ki 40 yaşından sonra çoğunlukla meme kanseri daha sık rastlanmaya başlıyor. O yüzden 40 yaşın altındaki insanlarda mamografi tarama amaçlı kullanırsanız yaptığınız işin attığınız taşa değme ihtimali çok düşük. Çok düşük. Dolayısıyla da eğer bir insanın bir aile hikayesi yoksa, aile hikayesinden de kastımız genellikle kendi kadın tarafından olan akrabaları. Yani bir kadının kız kardeşi, teyzesi, annesi veya anneannesinde memeyle ilgili bir problem, bir kötü hastalık, bir kanser var ise bunlarda gelişme ihtimali daha yüksek olabiliyor. İkincisinde burada risk faktörlerinden bir tanesi de bu yakınlarında olan kanserin belli bir yaştan evvel yani daha erken yaşta olması. Çünkü erken yaşta meme kanserine yakalanıyor ise bir kişi genetik yatkınlığının olma ihtimali var. Onları daha sıkı, daha erken ve daha yakın takip etmek gerekiyor. Takibi almak gerekebiliyor. Burada da tabii hocam biz doktoru da çok seviyoruz. Biz de sizi. Genel cerrahları da çok seviyoruz. Ama meme kanserine yakalanmamak için, önlem almak için yapılması gereken ne varsa da bunu da çok kısa iki cümleyle söylerseniz tabii. Önlem açısından ne yapabiliriz ondan sonra şimdi programı şöyle gösterilmiş. Bir insanın değiştirebileceği faktörlerden bahsedelim. Sigara zaten her türlü kanserle ilişkisi var. İkincisi, obezitenin gösterilmiş ki meme kanserine yakalanma riskini arttırdı. Dolayısıyla fit olmakta fayda var. Üçüncüsü de her türlü şey için hareketli bir yaşam tarzını seçmek lazım. Çünkü dünya üzerinde 3 tane engellenebilir ölüm nedeni var. Bunların bir tanesi sigara, bir tanesi obezite, bir tanesi hareketsizlik. Bunları yapıyorsak diğerlerine zaten bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü annemizi babamızı değiştiremediğimiz için genetiğimizi değiştirme şansımız yok. O yüzden bunlara dikkat edelim. Ama çevresel olarak evet. Yapabileceklerimizi yapmalıyız mutlaka. Aynen öyle. Operatör Doktor Sayın Fikret Düşünceli'ye çok teşekkür ederim. Çok doyurucu bilgiler paylaştı bizimle. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok keyifli programdı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Konuğum genel cerrahi ve obezite cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Sayın İsmail Çalıkoğlu. İsmail Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hocam sizinle obezite ve tedavi konuşmaya devam ediyoruz. Obezite büyük bir sorun. Ondan bahsetmiştik geçen programda. Ameliyatsız çözümlerde ya da hafif invazif çözümlerde vardı ama bunlardan netice alınmadığı zaman esasen bir büyük ameliyata ihtiyaç olabiliyor. Evet. Hangi aşamada hocam geçiliyor ona? Buradan başlayalım. Aynen. Şimdi en çok insanların istediği aslında kestireyim de kurtulayım. Mideme alın hocam. Ben çok yiyorum. Bu kilolardan nasıl kurtulacağız dedikleri noktaya gelmiş oluyoruz. Hastalarımız bu zamana kadar birçok tedavi yöntemini denemiş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Ama çaresizliğe doğru gitmiş oluyor. Bu insanlar genç de olabilir, yaşlı da olabilir. Ama kilo probleminin üzerlerinde yaşıyorlar. Ve burada artık ameliyatlarımız devreye girmiş oluyor. Ameliyatlar denince tabii sindirim sistemimizle ilgili bazı ameliyatlarımız var. Bunlar midemizin küçültülmesi, daha az yememize yardımcı olacak ameliyatlar türleri. Ve bunlarla bağlantılı olaraktan da bağırsakların yer değiştirildiği bypass dediğimiz yöntemleri içeriyor. Birçok ameliyat türü var ama aslında bir elin parmağını geçmeyecek düzeyde onaylanmış ve en çok yapılan ameliyat türü bulunmakta.
Hocam hasta seçimini nasıl yapıyorsunuz şimdi? Bu hasta birçok ameliyatsız ve birçok yöntemleri denemiş ama yapmamış, başarılı olmamış. Tabii ameliyata karar veriyorsunuz ama şimdi herkese mi bu aşamada ameliyat yapmak ihtiyacı var? Evet. Şimdi şöyle ki ameliyat şansını yakalamış olan insanın aslında bir açıdan şanslı olduğunu, bu şansı yakaladığını biliyor olması lazım. Çünkü biz biliyoruz ki obez hastaların, ameliyat ihtiyacı olan hastaların sadece %1'ini ameliyat edebileceğiz. Geri kalan hastaları belki ameliyat edemeyeceğiz. Çünkü kimisinin hastalık durumu buna el vermiyor. Kimisinin kendi düşüncesi buna el vermiyor. Kimisi bu ameliyat yöntemine uygun psikolojik durumda olamıyor. Onun için bu ameliyatları yapacağımız kişileri çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani maddi olaraktan, işte vücut olaraktan karaciğeri sağlıklı mı, midesi sağlıklı mı, akciğeri, kalbi sağlıklı mı, manevi olaraktan da psikolojisi sağlıklı mı, bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru hasta seçimiyle beraber doğru bir şekilde ilerlenmesi gereken ameliyat türleri. Hocam karar verdiğiniz zaman mesela tüp mide ameliyatına karar verdiğiniz zaman hasta geldiği zaman hangi aşamalardan geçiyor? Yani kaç günde mesela bu cerrahi süreç tamamlanıyor? Evet, şimdi şöyle ki hastamız bize geldiğinde, başvurduğunda, kilo problemini paylaştığında biz onun geçmişini anlıyoruz. Neler yapılabileceğini beraber paylaşıyoruz. Ardından eğer ki ameliyat kararı verildiyse öncelikle bu ameliyatı kaldırabilecek mi? Uygun aday mı? Anestezi var sonuçta bunun altında. Belli doktor muayenelerinden geçiriyoruz. Özellikle burada tabii dahiliye doktorlarımız, endokrin doktorlarımız, kardiyoloji, göğüs hastalıkları gibi büyük bir ekip içerisinde çalışmaları sürdürüyoruz. Anestezi doktorumuz da görüyor. Ondan sonrasında kanlar, tahliller yapılıyor tabii. Uygun hasta olduğu görüldükten sonra artık ameliyata doğru ilerleme yapıyoruz. Tabii bunları kişi bazında bakmak lazım. Çok yüksek beden kitle indekslerinde, yani 50, 60, 70 beden kitle indekslerinde olan. Yani hani bunu şöyle hayal etmek gerekiyor. 160 santim boyumuz var, 160 kiloyuz mesela. Evet. Bu durumlarda öncelikle küçük bir diyet yaptırmak gerekiyor hastalarımıza bu süreci hazırlamak için ve ameliyatımızı kolaylaştırmak için. Ama daha düşük kilolarda, beden kitle indeksi 40'larda, 50 aralığındaki bireylerde kısa dönemli bir diyet sonrasında ameliyatımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bu süreç genellikle karar verildikten sonra bir hafta, 10 gün, 15 gün gibi süreçlerden geçiyor. Hastane süreci nasıl oluyor hocam peki? Bu cerrahi işlem, onu da soracağım da mesela hastanede ki... Cerrahi ortamda yapılan müdahale, zor bir müdahale ne kadar süre mesela ameliyat zaman olarak? Hastane tarafı ve ameliyat tarafı çok tabii ilgi çekici bir alan. Hastanelerin bu konuda tecrübeli, yoğun bakımı olan, tam ekipmanları bulunan hastaneler çok olması gerekiyor. Cerrahlarımızın da tabii bu işlerle uğraşan ve bu işi yönetebilen insanlar olması gerekiyor. Ameliyathanede hazırlık süreçlerimiz tamamlandıktan sonra ameliyathanede hastalarımız genellikle ameliyat uyur halde bir ila bir buçuk saatlerini geçiriyorlar. Bu süreç zarfında işte küçük el aletleri yardımıyla kapalı ameliyat yapıyoruz. Laparoskopi dediğimiz ameliyatı uyguluyoruz. Bu sayede ameliyattan uyanma süreci daha kolay. Ameliyat sonrasındaki odada geçirdiğimiz süreç daha konforlu, biraz daha az ağırlı ve daha rahat geçiyor. Böylece zaten hasta olan bir bireyin, akciğeri veya kalbi hasta bir bireyin ameliyatı daha rahat kaldırması sağlanmış oluyor. Genellikle hastanede 2 ila 3 gün yatış gerektiren ameliyatlardır. Daha sonrasında taburculuk ve uzun bir takip süreci bekler. Beslenme nasıl oluyor hocam peki bu aşamada? Ameliyat sonrası, yani tabii midenin 1/3'ü muhtemelen. %75-80'lik kısmını alıyoruz. Büyük kısmı alınıyor. Tabii mide çok küçüldüğü zaman bundan sonraki beslenmesini nasıl sağlıyor hastamız? Evet, bu özel durumun özel takipçileri var. Evet. Yani bariyatrik ekipler var. Bunun içerisinde bariyatrik cerrahlarımız ve bariyatrik diyetisyenlerimiz ve psikologlarımız var. Şimdi burada en önemli yük psikolog ve diyetisyenlerimize uzun takipte onlara yük düşüyor. Çünkü bizler ameliyat yapmayı biliyoruz. Çok güzel, harika, güzel işler başarıyoruz bütün Türk doktorları. Ama arkasından giden takip sürecinde de iyi bir diyetisyenle, psikologla çalışmak çok çok önemli. Tabii ki
ameliyat türüne bağlı olaraktan bir aya yayılmış genellikle bir beslenme önerileriyle başlıyoruz. İşte sıvı gıdalar, yumuşak gıdalar, daha sonrasında katı gıdalara doğru gidişat ve doğru gıdalara ve doğru gıdaları da bundan sonra seçebilecek hale getirmeye çalışıyoruz hastalarımızı. Bilinçli bir şekilde beslenebilmesini sağlıyoruz. Gerekli takviyelerini düzenli bir şekilde almasını istiyoruz. Bunlar vitamin olabilir, mineral olabilir. Çünkü biliyoruz ki zaten… Gerek var mı onlara hocam? Hocam şöyle ki biliyoruz ki insanların mesela obez bireylerin %90'ında D vitamini eksikliği var. Zaten şu anda baksak 10 kişiyi getirsek 9'unda D vitamini eksikliği var. Niye? Çünkü biz düzgün beslenmiyoruz. Yani yiyoruz ama içerikler boş ve bize zarar veriyor. Yani gidiyor hemen yağ olarak depolanıyor. Onları yakmamız zorlaşıyor. İşte trans yağlar, doymuş yağlar hep böyle günlük olarak fast food yediğimiz gıdaların içerisinde dolu olduğu için onların hepsini depoluyoruz, arşive kaldırıyoruz. Onları da o arşivden çıkartmak çok zor oluyor. Onun için ameliyatlar bu işi kolaylaştırıyor. Bu ameliyatın sonunda şimdi hasta çok iyi dikkat etti. Bir sene içerisinde ya da 6 sene ya da 6 ay içerisinde ne kadar kilo verebiliyor hocam? Yani %20, %30 var olan evet, kilosunu kaybedebiliyor mu? 1-1,5 yıllık bir kilo verme periyodundan bahsediyoruz. Bu kilo verme işine girdik, ameliyatımızı olduk. İlk 6 ay işler daha hızlı. 6 aydan sonra biraz daha düzleşiyor ama yine de düşüş grafiğimiz devam ediyor. Bu süreçte kilo verirken işin sonunda yani 1-1,5 yıllık sürenin sonunda fazla kilolarının %80'ini, 90'ını vermesini hedefliyoruz. Yani vücudumuz normal kilomuz 70 ise ve bizim 120 kilomuz vardıysa yani fazla kilomuz 50 kilonun işte 40'ı 45'inin artık sonuna doğru verilmiş olmasını bekliyoruz. Bazı hastalarımız daha iyisini yapıyor. İşte hedef kilosundan daha düşüğe gelebiliyor. Burada avantajımız şu, ilk 6 aylık yaşam şeklimizde hayatımıza neleri kattıysak, spordu, düzgün diyet alışkanlıkları, doğru tercihleri ne kadar iyi yaptıysak önümüzdeki 6 yıl, 10 yıl, 15 yıl daha iyi geçiyor. Yani daha düşük kiloda kalabiliyoruz, düşük kilomuzu koruyabiliyoruz. Onun için bu ilk 6 aydaki hayat değişikliği, yaşam değişikliklerimizi çok çok önemsiyoruz. Şimdi gelelim hocam en büyük probleme. Evet. O kadar emek veriyoruz. Ameliyat oluyor hastalarımız. Kontrol altında beslenmesini yapıyorlar. Gerekli katkılarını alıyorlar. Kiloyu da veriyorlar. Psikoloji de düzeliyor. Ondan sonra tekrar bir kilo alma durumlarıyla karşı karşıya maalesef kalabiliyorlar. Bu niye meydana geliyor hocam? Bu da esas en büyük problem bence. Aynen. En büyük problemimiz aslında bu. Çünkü neden? Kanserin nüksetmesi gibi. Yani orada herkes çok üzgün oluyor ya. Burada da eğer bir birey ameliyat oldu, emek verdi, bir de herkes de gözünün önünde. Evet. Yani insan ay ne güzel oldu, işte kilo verdi. Her gün o konuşuluyor. Sanki başka konu yok. Tekrar kilo alırsa da işte orada yani olay kopmuş oluyor, büyü bozulmuş oluyor. Bunlar tekrar kilo alımları 3 kilo da olabilir, 5 kilo da olabilir, 10 kilo da olabilir. Verdiğimiz kiloların yarından fazlasını aldıysak eğer, yani diyelim ki 50 kilo verdik, 20-25 kilo geri aldık, tekrardan bir ameliyat adayı olabiliyorsunuz. Evet, maalesef. Yani burası maalesef. Çok kritik. Evet. Buna biz revizyon ameliyatları diyoruz. Tekrar ameliyat yapılabiliyor mu? Aynen, tekrar ameliyat yapılma durumu olabiliyor. Tabii ki burada sorunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet. Yani sorun nedir? Geri kilo alımında sorun nedir? Bakıyoruz genellikle hastalar bazen iletişimini kopartmış oluyor, diyetisyeniyle çalışmamış oluyor veya da kötü beslenme seçenekleri olabiliyor. Yani çünkü biz o midemizin %80'ini almışız, o orada duruyor, kendi işlevini yapıyor, hala küçük midemiz. Ama biz sıvı kalorileri çok fazla tüketmeye başlarsak evet, onlar şıkır şıkır böyle vücudumuzdan geçiyor, gidiyor ve yağ olarak geri gelebiliyor. Bu tip durumlarda geri kilo alımına bağlı revizyon ameliyatları da mevcut var. Revizyon ameliyatını hocam sormak istiyorum. Kaç zaman sonra yapılabiliyor? Mesela bir şey var mı zamanı? Evet. Yani revizyon aslında bir basamak geriye alıp da tam açıklamak gerekirse sadece kilo alımı değil, ameliyata bağlı gelişmiş bir sorundan kaynaklı, işte bir darlık, bir ülser, bir başka herhangi bir şeyden kaynaklı durumlarda da biz revizyon ameliyatı diyebiliyoruz. Bunların çözümüyle ilgili ameliyatlar, yani ikinci yapılan ameliyatlarımız revizyon olmuş oluyor. Tekrar kilo aldık diyelim ki, bu kilo alma durumunda revizyon ihtiyacımız varsa eğer,
O zaman bağırsaklarla ilişkili işlere girmek gerekiyor. Bağırsakla ilgili bypass yapmak gerekiyor. Gerekebiliyor. Bir de hocam genel olarak sormak istiyorum. Bu riskli bir ameliyat mı? Yani bu riskleri var mı? Yani genel olarak. Genel. Revizyonun değil. Normalde tüp ameliyatı bir ameliyat olarak ele aldığımız zaman bir de onun risklerini bir konuşalım. Bir ameliyata gireceğimiz zaman her zaman için bir anestezi riski alıyoruz. Bu başlı başına bir risktir. Bunun dışında her ameliyatın kendine özgü riskleri bulunmak. Günümüzde eskiden en çok yaptığımız ameliyat olan safra kesesi ameliyatlarına baktığımızda şu anda mesela bir tüp mide ameliyatı bir safra kesesi ameliyatıyla benzer riskleri taşımakta aslında. Yani oransal olaraktan baktığımızda. Onun için çok da fazla korkmamak gerekiyor. Ancak tabii sosyal medyası var, işte araştırması var, o su var, bu su var. İnsanlar araştırıyor ve kötü haberleri duyup onlardan korkup vazgeçebiliyor. Etkilenebiliyorlar. Şimdi burada önemli olan şey neyden korkuyoruz onu görmek lazım. Yani 140 kiloyla 40 yaşında bir birey evinden dışarıya çıkamıyor veya işini yapamıyor. Hani hayat kalitesi bozuk ve gelen hastalıklarla beraber kısa yaşama ihtimali mevcutken bu ameliyat riskini almak hayatında bambaşka bir noktaya getirip hayatının süresini uzatabiliyor. Yani bu çalışmalar mevcut akademik olaraktan. Bu ameliyatları olanlar ve kilo verenler ortalama olarak 15-18 yıl daha fazla yaşayabiliyor. Ya biz tabii ömürlerine ömür katmıyoruz. Ama hastalıklardan onları korumuş olduğumuz için bu şekilde ilerleniyor. Onun için hani riskler tabii ki de vardır. Bunları doktoruyla beraber güzel bir şekilde konuşması gerekir. Ama hani şu anda hayatımızın her tarafında riskler vardır. Hepimiz bunları alıyoruz. Yani bu genel bir risk olarak biz bunu değerlendirelim. Peki takibini nasıl yapıyorsunuz hocam? Sadece şey değil, diyet açısından değil de size peki hasta kontrole gelebiliyor mu? Cerrahi doktor görüşmelerimiz çok sıklıkla yapılıyor. Yani ilk aylarda zaten ilk birinci hafta, ikinci hafta, birinci ayda sık sık hastamızla bir araya geliyoruz ve görüşmelerimizi yapıyoruz. Özellikle birinci ayda, üçüncü ayda, altıncı ayda bizim kan tablosu ile ilgili bazı tahlillerimiz oluyor. Bu tahlilleri yapıyoruz ve birinci yıl, daha sonrasında birinci yıldan sonra sanki hastamız mezun oluyormuş gibi oluyor. Ve artık evet herhangi bir problemi yoksa, herhangi bir kan düşüklüğü veya vitamin düşüklüğü yoksa takiplerimiz artık yıllık tarafa doğru gidebiliyoruz. Tabi burada sahipsiz kalmıyor hastamız. Diyetisyenlerimiz tarafından hala takipleri devam ediliyor. Ama hani böyle her dakika gidip de kan vermeyi seven, işte ultrason yaptırmayı seven insanlar değiliz sonuçta. Onlara da gerek yok zaten. Onun için o tip tetkiklerimizi yıllık baza çeviriyoruz. Ama doktor takiplerimiz, yani bu işte zaten şöyle bir şey var. O doktora ulaşamıyorsa, yani ameliyat olacağınız doktora ulaşamıyorsanız hiçbir zaman, ona ameliyat olmak çok mantıklı değil çünkü kendi vücudunuzu teslim ediyorsunuz. Onun için doktor muayeneleri her zaman sıklıkla yapılıyor ve hastalarımız da bize gelsin istiyoruz. Çünkü yani bizimle görüşen, işte diyetisyenimize organik olaraktan bu takiplere katılan bireylerde gerçekten başarı çok daha yüksek. Yüksek oluyor. Daha yüksek. Ama işte hocamı sevdim, ameliyatımı oldum, diyetisyenim de iyiydi ama bana bay bay derse birisi, o zaman başarımız biraz daha düşük olabilir. Kontrol hocam. Kontrol ve takip çok önemli. Aynen. Onu vurgulamak istedim. Bir de sizin proteininizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Buyurun. En düşük, en küçük yaştaki hastanız kaç yaşındaydı mesela? Yani Türkiye'de. Evet, en düşük yaştaki hastamız 18 yaşında zaten. 18 yaşında. Yani şimdi bu işlem 18 yaşındaki hastaya kadar eğer inebildiyse durum gerçekten ciddi hocam. Yani şöyle ki daha düşük yaşta da hastaları ameliyat edebiliyoruz. Yani şu anda bunu yapmak için ama dünya hazır mı? Aslında bu tartışmalı hala. Ancak çocuğumuz hareket edemiyorsa, evinden çıkamıyorsa, okul başarısı yoksa, yani bir top oynamak gibi, bir yerinden kalkıp su almak gibi alışkanlıklara ulaşamıyorsa ve yeme bozukluğu varsa, bunlar çocuk psikologları, çocuk endokrinoloğu, çocuk doktoru, her türlü bir çocuk doktorunun muayenesinden sonra bazen onay çıkan hastalarımız ameliyat olabiliyor. Tabii bunlar çok yakın takip ediliyor. Hem bakanlığımız tarafından hem dünya dernekleri tarafından. Çünkü çocuk yaş zor bir yaş. Tabii.
Bugün böylesiniz, yarın başka türlüsünüz. Fikirler değişebilir, akıllar değişebilir. Onun için doğru kararları vermek gerekiyor. Dünyada da aynı şekilde değil mi hocam? Yaklaşım, aynen. olarak herkese tabii, karşı. Tabii, yaklaşım olarak ama özellikle Arap ülkelerinde çocuk yaştaki obezite çok daha yüksek şu anda. Çok daha yüksek. Evet. Batı'da ben düşünüyordum öyle olduğunu ya, ama Batı biraz daha iyi. Var tabii ki de çocuk şey olarak ama daha çok Arap ülkelerinde veya Rusya tarafında daha fazla çocuk obezitesi görüyoruz. O zaman sağlık turizmi olarak oradan da çok hasta da gelebiliyor. Yani tabii ki çocuk yaşında obez olan bir çocuk, erişkin yaşta obez olma ihtimali diğer insanlara göre 2-3 kat daha fazla. Çok daha yüksek. O zaman kontrol, düzgün beslenme, yaşam tarzımıza dikkat edeceğiz. Ve doğru doktoru bulduktan sonra onu da bırakmayacağız hocam. Evet. Yani bariyatrik cerrahlarla beraber çalışmak, bu işte özelleşmiş insanlarla çalışmak çok çok önemli. Bir doktor seçimi hocam, bu da hasta seçimi kadar. Doktor seçimi de çok önemli. Biraz önce de söyledim. Hastane ortamı da önemli. El alışkanlıkları önemli, el becerisi önemli ve teknoloji çok önemli. Tabii ki de. Onun sonucunda da zaten başarı da kaçınılmaz. Hocam çok teşekkür ederim. Operatör Doktor İsmail Çalıkoğlu ile bugün obezite ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Ağzınıza sağlık, iyi ki geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum, çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda yine konuların uzman doktorlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.